Şerefe'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir lastik modelinin yapımını birlikte göreceğiz. Görünüm olarak fantazi lastiği andırıyor. Fakat hem görünümü daha farklı hem de yapılışı bambaşka bir örgü modeli. Modelimiz için 2 ilmeğin katlarına ihtiyacımız var. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. İlk olarak örgünün arka yüzünde örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 ilmek düz olarak ördüm. Burada dolama şekliniz önemli. İpimizi bakın şu anda örgümün arkasında şişimin ön tarafına doğru alarak bir kere doluyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum ve bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum, 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Bu dolayarak artırdığımız ilmek sayesinde örgümüze şeklini vermiş oluyoruz. 2 ilmek düz ördüm, 1 ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm, 1 ilmek doladım. Son 2 ilmeğimi düz ördüm, 1 ilmek doladım. Kenar ilmeğini ters örerek bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada bakın önde doladığım ilmek var. Bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Her defasında bu dolayarak artırdığımız ilmeğin önde olması gerekiyor. Dolayarak artırdığımız ilmeğimizi arkasındaki ilmekle beraber düz örerek topluyoruz. Devamındaki bir tane ilmeği ters olarak örüyoruz. Sıra boyunca aslında ilmeklerimizi bir düz, bir ters şeklinde örmüş oluyoruz. Fakat düz ilmeği örerken önceki sırada artırdığımız ilmeği yanındaki ilmekle toplayarak düz örüyoruz. Sonrasında bir tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bakın başta artırdığım ilmeğim arkasındaki ilmekle birlikte bu iki ilmeği düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Şu şekilde bakın örgü biraz arkaya doğru kaysa da bu sizin aklınızı karıştırmasın. Artırdığımız ilmeğin içerisinden girin. Arkasındaki ilmeği de dahil ederek düz örün. Bu kadar basit. Sonraki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Her defasında kenar ilmeğinden sonra bir İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bir ilmek dolayarak artırıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum, bir ilmek dolayarak artırıyorum. Sıra boyunca yapmanız gereken tek işlem bu. Bakın başta zaten düz ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. Arkasındaki ilmeği de düz olarak örüyorum ve bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bir tane ilmeğimi doladım. Kenar ilmeğini ters örerek bitirdim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başta zaten doladığım ilmek bakın örgüm böyle arkaya kaysa da kendini gösteriyor. Hiç düzeltmeye çalışmayın. Hemen artırdığınız ilmeğin içinden girin. Arkadaki ilmeğin de içerisinden girin. Düz olarak örün. Sonraki ilmeği ters. Böylece şöyle göstereyim. Aklınız karışmasın. Önde doladığım ilmek, arkasında ördüğüm ilmek. Bu iki ilmeği birlikte düz örerek toplamamız lazım. Modelimize şeklini veren bölüm burası. Sonraki ilmek zaten tek devam ediyor. Bu ilmeği ters olarak ördüm.
Sıra boyunca iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Sonraki ilmeği ters ördüm. Yapımımız bu şekilde devam edecek. Dolayarak artırdığımız ilmeği yanındaki ilmekle topladığımız için ilmek sayısında herhangi bir değişiklik olmuyor. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Sonraki ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Zaten iki sıradan oluşan bir model. Her defasında aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle küçük bir parçada örneğimi çalıştım. İlerlediği zaman bu şekilde görünecek. Yapması fantazi lastikten bana daha kolay geldi. Her türlü örgünüzde lastik yerine de kullanabilirsiniz. Ana model yerine de kullanabilirsiniz. Fantazi lastik çift taraflı görünüme sahiptir. Tek bir örülüş şekli vardır. Fakat bu modelin arka tarafı bir ters bir düz şeklindedir. Tek taraflı olarak kullanılan bir modeldir. Dediğim gibi görünüm de fantazi lastikten biraz daha farklı. İpim ebruyla olduğu için belki anlaşılmıyor olabilir. Boyunluk şapka kaşkol gibi örgülere yakışacaktır. Lastik yerine kullanabilirsiniz. Ana model yerine de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.